Merhaba. Bu hafta sizlerle kurumsal inovasyon yönetim sistemi ne demektir? Biz inovasyon yöneticisi dediğimiz kişinin bu kurumsal inovasyon yönetim sistemi içerisindeki görevleri nelerdir, neleri anlatıyoruz ve bu konularla ilgili kullanabileceğiniz kaynaklar nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet, kurumsal inovasyon yöneticisinin görevleri içerisinde biz bir görev daha tanımladık. Bu da kurumsal inovasyon yönetim sistemini kurmak, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek. Bunu 3 alt sorumluluğa böldük. Bu 3 alt sorumluluklardan ilki inovasyon fırsatlarını ve risklerinin belirlenmesini sağlamak. İkincisi, mevcut sistemlerle entegrasyonunu sağlayarak inovasyon yönetim sisteminin kurulmasını sağlamak. Üçüncüsü ise inovasyon yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesini sağlamak, etkinliğinde ve verimliliğinde geliştirmek, sorumlu olmak. Burada ilk sorumlulukta dikkatinizi çeken şey inovasyon fırsat ve riskleri. İnovasyon bir niyetle başlar ve bu niyete ilişkin o yönetim sistemi içerisindeki değerin gerçekleştirilmesiyle oluşan bir sonuçtur. Ve bu niyet sizin içinde bulunduğunuz bağlamı değerlendirerek o bağlam içerisinde yani iç çevreniz ve dış çevrenizdeki imkanlarınız ve gördüğünüz fırsatlar neler ise bu fırsatları analiz etmek ve bu fırsatlar çerçevesinde bu riskleri değerlendirmek ve bu risklere yönelik olarak da stratejinizi belirlemekle başlar inovasyon yönetim sistemi. Dolayısıyla daha sonraki bölümlerde sizlere bu inovasyon fırsatları, riskleri nasıl belirlenir, bunlar için hangi metotları kullanabilirsiniz, bunları paylaşacağım. İkinci konu, ikinci önemli sorumluluk, mevcut yönetim sistemleri ile entegrasyonu sağlamak demiştik. Bu entegrasyonda nasıl yapacağız? İnovasyon yönetim sistemi sizin 90'lı yıllardan bu yana kurmuş, geliştirmiş ve işletmekte olduğunuz kalite, iş sağlığı güvenliği, çevre, enerji, bilgi güvenliği yönetim sistemi gibi kurumsal inovasyon yönetim sistemlerinize entegre olabilecek bir yapıdadır. Biz arkadaşlarımızla bu yönetim sistemi ile ilgili uluslararası referans dokümanları hazırlarken mevcut sistemlerinize entegre olabilecek şekilde hazırladık bu dokümanı. Böylece sizler mevcut bu yönetim, entegre yönetim sistemi içerisinde çok fazla değişiklik yapmadan inovasyonu da sürdürülebilir bir kurumsal yapı ile yönetebilmeniz için neler yapmanız gerektiğini öğrenebileceksiniz. Bununla ilgili de size birazdan detaylar vereceğim. Üçüncü konuda yine bütün yönetim sistemlerinde olduğu gibi inovasyon yönetim sistemini inovasyon yöneticisi izler, değerlendirir ve sürekli gelişmesine katkı sağlar. Bundan sorumludur diyoruz. Bilgi verdikten sonra bu söylediğim kavramlar hakkında bu görevleri, alt görevleri sizlerle paylaşacağım. ISO 56002-2019'u almadıysanız hemen almanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer inovasyon yöneticisiyseniz ve kurumsal bir inovasyon yönetim sistemi kurmak istiyorsanız. Üstelik MTC 139'daki gönüllü arkadaşlarımla ve Kalder gönüllüleriyle beraber biz bu standardı, uluslararası standardı güzel Türkçemize de aktardık. Normal İngilizce halini 80-90 euroya yani işte 1500 liraya falan satın alabilecekken bu Türkçe standardımızı 62 lira artı KDV temin edebiliyorsunuz. O yüzden kuruluşunuzda İngilizce bilen, bilmeyen olabilir. Türkçe standardı temin ederek böylece
bu yapıyı nasıl kuracağınıza ilişkin temel bir kaynak elde etmiş olacaksınız. Bu görselde gördüğünüz gibi bütün bütün yönetim sistemlerindeki o high level structure, yüksek yapı dediğimiz bütün standartların birbirleriyle entegre çalışmasına olanak sağlayacak 10 maddelik bir şartlar sıralıyoruz. Ve biliyorsunuz madde 4'ten başlıyor bütün standartlar. Az önce bahsettiğim gibi inovasyon da bir niyetle başlar. Ve madde 4 diyor ki senin yenilik yapma niyetin varsa ilk yapman gereken kuruluşun bağlamını belirlemek. Kuruluşun bu bağlamı içerisinde iç çevreni, dış çevreni analiz etmek, inovasyon kültürünü analiz etmek ve işbirliklerini analiz etmek ki gideceğin yolu, inovasyon stratejisini madde 5'te diğer bütün yönetim sistemlerinde olduğu gibi liderlik konusu öne çıkmakta. Bu liderlikte diğer standartlardan farklı olarak bir inovasyon stratejisi hazırlaman gerekmektedir diyoruz. Bağlamdan yola çıkarak da inovasyon stratejisini hazırla diyoruz. Madde 6'ya geldiğimizde ise senin bu stratejine uygun olarak gördüğün fırsatları ve bu fırsatlara ilişkin riskleri analiz etmen gerekiyor diyoruz. Ve yine bu inovasyon stratejisinin bir alt yapısı olarak da inovasyon portfolyonu hazırla ki yönetebil demek istiyoruz. Bu planlama aşamasının önemli farklısı, diğer yönetim sistemlerinden farklı kısmı budur. Madde 7'ye geldiğimizde ise yine bütün yönetim sistemlerinde olduğu gibi kaynakları nasıl yöneteceksin? İnovasyon stratejisiyle hedeflediğin stratejik amacına ulaşmak için yenilik niyetini gerçekleştirecek, değeri geri gerçekleştirecek bu sonuca ulaşmak için hangi kaynakları kullanmalısın? Bütün yönetim sistemlerinde insan kaynaklarının önemli olduğunu biliyorsunuz. Orada ne yapıyorsanız burada da yapın diyoruz. İnovasyon yönetim sisteminde ise finansal kaynakları nasıl mobilize edeceksiniz? Altyapıyı nasıl mobilize edeceksiniz? Birikim yönetimi dediğimiz knowledge management, stratejik zeka dediğimiz strategic intelligence management, zaman yönetimi, kullandığınız metot ve teknikler, fikri haklar yönetimi bunları belirleyip yetkinliklerinizi mevcut sisteminize geliştirip adapte etmenizin gerekliliğinden bahsediyoruz. Madde 8'e geldiğimiz zaman ise inovasyon süreçlerini tanımlayın. Bu inovasyon süreçlerine göre bu süreçleri nasıl yöneteceğinizi belirleyin dediğimiz madde. İnovasyon süreçleri genellikle karıştırılıyor. Fikir yönetim süreçleriyle karıştırılıyor. Halbuki inovasyon süreçleri 5 aşamalı bir süreç yönetimi gerektiriyor. Bu ilk 3 aşaması sadece fikir yönetimi aşaması. Kalan sonraki bu pazarda bunun değerinin gerçekleşmesi aşamaları da bunun üretimi, seri üretimi aşamaları da bizim inovasyon süreçleri kapsamımızda ele aldığımız konular. İnovasyon süreçlerinin önemli bir konusu inovasyon başlatıcılarına göre bu süreçler değişir diyoruz. Yani bunu da yine standartta detaylı olarak görebilirsiniz. İnovasyon başlatıcısı dediğimiz zaman bir fuara gittiğinizde bir müşterinizin talebiyle başlayan bir yenilik nasıl bir akış içerisinde gerçekleşir, değer gerçekleşir veya bir fikir yönetim sisteminde ortaya çıkan bir fikir için nasıl bir akışla gerçekleşir değer veya bir kanun mevzuat değiştiğinde inovasyon süreçleri nasıl bir akışla gerçekleşir bunları ayrı ayrı tanımlamanız gerektiğini ve bunların içerisindeki projeleri nasıl yönetmeniz gerektiğini tanımlamanızı söylüyoruz. Madde 9 ve madde 10'u çok ifade etmeyeceğim ama bu yönetim sisteminin performansını değerlendirme, iç denetim ve yönetim sisteminizin gelişmesi
sorumluluğu da biliyorsunuz inovasyon yöneticisinin sorumluluğu olarak kabul ediyoruz. Burada inovasyon yönetim sisteminin performansının değerlendirilmesi, yani hangi KPI'larla izleyeceğim, değerlendireceğim konusu için yine MTC 139'daki arkadaşlarımızla beraber çok özel bir standart hazırlıyoruz. ISO 56008. Bu standart henüz geliştirme aşamasında, oylamaya açıldı. 164 ülkenin delegelerinin oylamasına açıldı ve ülkemizden katılımcı iki arkadaşımızın çok büyük emekleri oldu. Bu standart da yayınlanır yayınlanmaz beni takip ettiğiniz zaman göreceksiniz. Buradan da faydalanarak kritik performans kriterlerini belirlemiş olabileceksiniz. Evet, tekrar burayı özetleyerek söylersem, inovasyon yöneticisi bu tanımladığımız madde 4'ten madde 10'a kadar tanımladığımız bu yönetim sistemiyle ilgili sorumluluklara sahiptir. Bu sorumlulukları yerine getirmek için lütfen bu standardı temin ediniz diyorum. Evet, benim de 2021'de geçen sene yayınlanmış olan İnovasyon ile Değer Katanlar kitabımda size bir kaynak kitabı olarak bunu tutabilirsiniz. Bu kaynak kitap aynı zamanda Bilim Kızı projemize, bilimkızı.org'dan neler gerçekleştirdiğimizi görebilirsiniz. Temel bilimlerde eğitim alan kızlarımızın Nobel ödülü kazanabilecek bir bilimsel kariyere koşmalarını olanak sağlıyoruz. Bu kitabı alırsanız da bunun telif gelirlerini bu projemize bağışladığım için sadece kendi kurumsal yönetim sisteminizi kurmayacaksınız. Aynı zamanda da bu kızlarımıza destek olmuş olacaksınız. Peki bu kitabın 450-500 sayfaya yakın bu kitabın içerisinde neler var? Hangi bölümler var? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. İnovasyon nedir? Ve inovasyon çeşitleri nelerdir? İlk bölümde bu ISO 56000 inovasyon terimler tanımlar standardıyla tanımladığımız bu konuyla ilgili detaylı örnekleriyle ki ülkemizde başarılı 3 örneğinde kendi yöneticileriyle kendi deneyimlerini paylaştığı konuyu detaylı olarak öğrenebileceksiniz. İkincisi ise daha makro düzeyden bakarak ülkemizin inovasyon karnesi ve bu karneyi daha da iyileştirmek için bizim bir inovasyona dayalı bir kalkınma modeli üzerinde ilerleyebilmek için neler yapmamız gerektiğini anlattığım bölüm. Üçüncü bölüm bizim 2014 yılından itibaren inovasyon yönetim sistemi ile ilgili bu uluslararası dokümanı hazırlamak için neler yaptığımızı dünyada 1960'tan itibaren OECD, UNDP neler yapmıştı, başka ülkeler neler yapmıştı bunları anlattığım bölümü okuyabilirsiniz. Ve artık inovasyon yönetimi ile ilgili yönetsel süreçler ve yönetim yaklaşımları ile ilgili dünyada gerçekleştirilen örnekleri anlatarak inovasyon yönetim sistemi nedir diye size bu yazdığımız dokümanlar eşliğinde detaylı adım 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 bilgi veriyorum. Sizin de bir inovasyon yöneticisi olarak bu bölümden çok fayda göreceğinize inanıyorum. Ve inovasyon yönetim sistemi içerisinde ihtiyacınız olan, kullanacağınız analiz veya yaratıcılık teknikler bağlamında hangi teknik ve metotları, 40'tan fazla teknik ve metot hakkında bilgi veriyorum ama 200'e yakın teknik ve metot var. Ki bununla ilgili de uluslararası standartlarda ülkemi delege ediyorum. ISO 56007 konusunda bir standart hazırlıyoruz. O da yazım aşamasında henüz yayınlanmadı. Ama bu kitabımın içerisinde bu benim de geliştirdiğim 3 tane teknik metot var. Onları da bulabileceksiniz ve kullanabileceksiniz. Kitabı temin ettiğinizde ve sonuç bölümü olarak da başarmak için neler yapmanız gerektiğine ilişkin 40 yıllık bir mühendis olarak sizlerle tavsiyelerimi paylaşıyorum. Bu kitabı tekrar söylemek istiyorum. Bilim Kızı projemizi kaynak olarak kullanıyoruz. Sizlerin de bu konuda katkısını bekliyorum. Evet,
İnovasyon yöneticisinin görevlerini tekrar şöyle detaylı olarak gördüğümüzde ilk sorumluluk inovasyon fırsatları ve risklerin belirlenmesini sağlamak dediğimizde ne demek istiyoruz? Mevcut veya gelecekte belirlenen veya belirlenemeyen ihtiyaç ve beklentilere dayalı olarak yararlanabilir içgörüler aracılığıyla iç ve dış çevremin bağlamını anlamak, raporlamak. Kısa, orta, uzun dönem geleceğe ilişkin değişim ve eğilimleri anlayarak fırsat ve riskleri belirlemek ve analiz edilmesini sağlamak. Üçüncü görev, kuruluşun iş stratejisi hedeflerine uygun olacak şekilde mevcut yönetim sistemleri ve mevcut performansı ile birlikte değerlendirerek inovasyon stratejisi için üzerinde çalışılacak inovasyon fırsatları ve risklerin belirlenmesini sağlamak diyoruz. Dolayısıyla bu böyle bir sorumluluk bize inovasyon yöneticisinin bir kolaylaştırıcı olarak kurum içerisinde fırsat ve riskleri analiz etmesini ve bu fırsat ve risklerle beraber de stratejinin üretilmesi gerektiğini ifade ediyor. İkinci önemli sorumluluk mevcut yönetim sistemlerine entegrasyon diye bahsettiğimiz onaylanan inovasyon stratejisi ve inovasyon hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde ve mevcut mevcut yönetim sistemleriyle entegre ve bilimsel, bütünsel çalışacak şekilde inovasyon yönetim sistemi kurulması için gerekli kaynak ve ihtiyaçları belirlemek, bu onaylanan ihtiyaçlara uygun şekilde eğitimler ve altyapıları tamamlamak, inovasyon yönetim sisteminin kurulmasını sağlamak. İnovasyon yöneticisinin en temel görevleridir diyoruz. Kurulan inovasyon yönetim sisteminin etkin şekilde işletilmesi, yönetilmesi ve iletişim için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek ve inovasyon yönetim sistemine ilişkin prosedürler, talimatlar ve ilgili formların hazırlanmasını sağlamaktır diyoruz. Evet, üçüncü sorumluluğa geldiğimiz zaman neydi? Yönetim sistemini izlemek, değerlendirmek, sürekli ölçülerek gelişmesini sağlamak. Burada da üç görev tanımlıyoruz. Mevcut ekosistem içerisinde gelişen iç ve dış değişimleri ve gelişmeleri kapsayacak şekilde inovasyon yönetim sisteminin sürekli iyileştirecek prensipler içerisinde etkin ve verimli bir şekilde yönetmek. Dolayısıyla en aktif halde bizatihi bu sorumluluğu kendisine veriyoruz. Ve kuruluşun inovasyon yönetim performansını anlayıp değerlendirmek için de iç değerlendirme sistemiyle bunu üst yönetime raporlama soru görevi de inovasyon yöneticisinindir diyoruz. İnovasyon yönetim sistemini periyodik olarak gözden geçirip ve toplantı öncesi değerlendirme raporunu hazırlayarak toplantıya katılacaklara iletmek ve değerlendirme toplantıları sonrasında kararlara göre sistemdeki iyileştirme geliştirmeleri hayata geçirmek. Bu da inovasyon yöneticisinin önemli görevidir diyoruz. Peki bu sorumlulukları hayata geçirirken mesleki bilgi ve uygulama becerisi olarak neye ihtiyacı var? Bir, stratejik yönetim ve liderlik, analitik düşünme becerisi, analiz yapma bilgi becerisi, araştırma yapma bilgi becerisi, ekip içinde çalışma becerisi, ikna becerisi, iletişim bilgi becerisi, inovasyon yönetim bilgisi, kalite yönetim bilgisi, problem çözme ve karar verme becerisi, planlama ve organizasyon becerisi, stres yönetimi becerisi ve zaman yönetimi becerisi inovasyon yöneticisinin mesleki bilgi ve becerileridir diye sıraladık. Sorularınızı lütfen hem bu videonun altına yazıp bana iletebilirsiniz hem de her türlü sosyal medya hesaplarımdan ve mishyan@mishyanchetin.com hesabından iletebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.